Kap işlet devret modeliyle yaptırdığınız Osman Gazi Köprüsü 2016'da açıldı. Fizibil olarak yere göğe sığdıramadığınız bu köprü için araç başına 35 dolar artı KDV ve günlük 40 bin araç garantisi verdiniz. Yetmez gibi Amerika'daki tüketici fiyat endeksindeki artış oranı da her yıl bu garantinin üzerine ekleniyor. Yani bugünkü kur üzerinden araç başına ortalama 1450 TL gelir garantisi verildi. Sonra bakanlık çıktı, bu köprüden 7 yılda 70 milyon aracın geçmesini bir başarı olarak açıkladı. El insaf, gelin garantinin sağlanması için 7 yılda bu köprüden tam 102 milyon aracın geçmesi gerekiyordu. Şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş fiyatı 190 TL, yani bugünkü kurla 6,5 dolar. Bugünkü fiyatlar üzerinden geçmeyen 32 milyon araç için ortalama 50 dolardan 1.6 milyar dolar ödeme yapıldı. Asıl önemli kısma geleyim. Geçen 70 milyon araç bugünkü fiyatlarla 6,5 dolar öderken kalan 43,5 doları vatandaşın yine hazine garantili müteahhitlerine ödediniz. Neymiş o rakam? 70 milyon aracı 43,5 dolarla çarptığınızda 3 milyar dolar yapıyor. Yani tam bir deli dumrul vakası. 7 yılda bu köprü için ödediğimiz parayla köprünün tamamını yapabilecekken yıllar boyu üstüne para ödüyorsunuz. Bakan da parası olan otoyoldan gider, böylece devlet yolu rahatlar diyor. Sadece Almanlar değil, bütün dünya işte bu zekayı kıskanıyor.